Merhabalar, bugün Kumaş Fırsatı'nın yeni konuğu Damla Toral'la birlikteyiz. Damlacığım hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle seni tanıyalım istiyorum. Damla nerede yaşıyor, neler yapıyor? Bize kısaca kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki ben Damla Toral. Mersin'de yaşıyorum. Mersin Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyorum. 20 yaşındayım. Yaklaşık 4 aydır YouTube'da dikiş videoları paylaşıyorum. Peki, biz seni aslında dikiş videolarınla tanıdık. Bize kısaca dikiş serüvenin nasıl başladı bahsedebilir misin? Tabii ki ilkokulda ve lise döneminde özellikle ben çok zayıftım ve kendime göre hiçbir şekilde kıyafet bulamıyordum. O zamanlarda böyle slim fit yoktu, dar giyinmeyi seviyordum. Ama bulamadığım zaman kendi elimle kıyafetlerimi daraltmaya başladım. Tabii ki çok rezalet şeyler oluyorlardı. Daha sonra anneme çok isteyerek bir mini dikiş makinesi aldırdım. Onunla yapmaya başladım. Daraltma konusunda yine iyiydi yani. Bu sefer ablamla annemin kıyafetlerine sarmaya başladım ve ablam gerçekten çıldırıyordu bu duruma. Hani bütün kıyafetlerini daraltıp bir de kullanılamayacak hale geliyordu yani o makineyle yaptığımda. Daha sonra kumaş almaya başladım. Kumaş aldıktan sonra da babamdan bir makine istedim ve Singer'in yine güzel kullanılabilecek bir makinesini aldı. O şekilde devam ettirdim. Peki herhangi bir eğitim almadın anladığım kadarıyla. Yok, eğitim almadım. Nereden öğrendin peki dikiş dikmeyi tam olarak? Yani ailenden biri mi öğretti yoksa sen kendi kendine YouTube'dan ya da hani kitaplardan falan mı öğrendin? Ailemden maalesef kimse dikişle ilgilenmiyordu. Yani annem biliyordu ama çok önceden kalmış. Hani artık bir bilgisi yoktu. Daha çok YouTube'dan öğrendim. Özellikle Aslı Afşaroğlu'nun videolarından çok öğrendim. Onun dışında dergi veya kitap tarzında bir şeyler kullanmadım öğrenmek için. Yani genelde YouTube. Bir de aldığım kıyafetleri hani böyle tersine çevirip nasıl dikmişler, neyi nasıl kesmişler bu tarzda bakarak hani deneye yanıla öğrendim. Biraz onların tekniklerini anlamaya çalışarak öğrendim. Bize en çok gelen sorulardan biri tabii ki senin gibi yeni başlayanlara önerilerin neler, nerelerde zorlanıyorsun, neler yapıyorsun? Biraz bunlardan kısaca bahsedebilir misin? Neler yapsınlar, neler yapmasınlar? Ben ilk başladığımda mini dikiş makinesiyle başladığım için çok zorlanmıştım. Hani şu an bile diksem onunla çok zorlanırım. Çünkü sadece düz dikiş yapıyor. Geri dikişi yok, sağlamlaştırmıyor. Alt ipliği falan çok karışık. Hani öyle bir makineyle başlamasınlar. Çünkü bana çok soruyorlar. Hani ben bir videomda bahsetmiştim mini dikiş makinesiyle başladığımı. Alayım mı çok ucuz gelince cazip geliyor. Ama onunla gerçekten sadece zaman kaybı ve hani para kaybı olur. Yani daha çok Singer'in çok güzel hani ucuz uygun fiyatlı makineleri var. O tarz bir şeyle başlarlarsa çok daha iyi olur. Onun dışında yani yaka yaparken yakayı sonradan oysunlar. Kendi üzerine giyerek oysunlar. Çünkü ben yakada çok zorlanıyordum. Yani öyle. Ki bunun dışında hani öğrenme açısından YouTube'u denesinler dedin. Başka önerebileceğin kanallar var mı önerebilecekleri? Yani YouTube dışında işte kitapları olabilir, burada dergisi olabilir, önerebileceğin başka bir şeyler var mı? Tabii ki ama YouTube gerçekten en iyisi bence. Hani videoda gördüğünüz zaman çok daha güzel oluyor. Görsel olarak daha iyi oluyor. Ama burada dergilerinin pratik dikiş serileri var. Yani onlarda da bayağı ayrıntılı bir şekilde hani açıklıyorlar. Ben çok kullanmadım ama yani böyle bir kontrol ettiğimde güzeldi. Dikiş diklerken en çok neyde zorlanıyorsun? En çok sevdiğin ve en sevmediğin şeyler neler dikerken? Yani az önce söylediğim gibi yaka dikerken çok zorlanıyordum. Yine alıştım çok şükür yani artık böyle yuvarlak yaka yapmak istediğimde kayık yaka yapmıyorum. Onun dışında etek dikmeyi çok seviyorum. Eteğin envai çeşit yani çok güzel modelleri olduğu için etek dikmekten çok hoşlanıyorum. Ama gömlek, ceket özellikle yaka yapımını çok sevmiyorum. Çok uğraştırıyor. Tamamdır. Gelen çok güzel sorulardan biri de çok iyi dikiş bilen birinden bir teknik öğrenecek olsan neyi öğrenmek isterdin? Çok iyi dikiş bilen birinden en çok kalıp çıkarma konusunda bilgi sahibi olmadığım için hani kalıp çıkarmayı onu insanlarla nasıl paylaşabilirim internet üzerinden bu tarz şeyleri öğrenmeyi çok isterdim. Güzelmiş, tamamdır. Yine ikinci gelen çok önemli sorulardan biri de biz seni çok hızlı tanıdık. Bir anda çok fazla hızlı tanındın ve bu biraz YouTube sayesinde oldu. Bu hızlı tanınmayı neye borçlusun? Ne etkiledi sence? Öncelikle teşekkür ederim. Ben bunu biraz özgünlüğe bağlıyorum. Ama özgünlük derken benim özgünlük kavramım biraz farklı. Şöyle ki bir yerde bir şey görürsünüz, onun aynısını yaparsınız, bu özgünlükten çok çıkar. Ama aynı şeyi biraz kendinize göre değiştirdiğinizde benim özgürlük kavramıma tam olarak uyuyor. Mesela benim en çok izlenen bir videom pantolondan etek yapımıydı. Hani bunu herkes çekti. Gerçekten kendin yap ve dikiş videolarının çoğu çekti. Ama ben onun üzerine kendi makinemde yani nakış özelliği olmayan bir makinede nakış yaptım. Ve bence bu özgünlük oluyor. Kendimden bir şey kattığım için. Yani hayal gücüyle biraz düşünerek gerçekten çok fazla emek harcayarak yaptığınız zaman işinizi yani böyle bir şey yani bir anda patlayabiliyorsunuz. Ben öyle oldum. Süper. YouTube kanalı açma fikri nereden geldi? Seni ne tetikledi? YouTube kanalı açma fikri zaten ben dikişi çok önceden beri dikiyordum. Ama kumaş almıyordum. Hani
daha böyle tam kumaş almaya başlamadığım zamanlarda akrabalarım büyük beden erkek pantolonlarını alıyordum ve onlardan kendime elbise, ceket, yelek tarzı şeyler yapıyordum. Onu da kolaj haline getirip hani eski hali, yeni hali gibisinden Instagram'da hikaye olarak paylaşıyordum. Ondan sonra bana çok bağımsız bir şekilde çok fazla hani dediler ki YouTube kanalı aç, hani bunları YouTube'da göster. Ben de öyle başladım. Sınav dönemindeydim o zaman. Onlar bir geçsin dedim. Hani bir deneyeyim, çekimlere bakayım. Sonra baktım oluyor. Videoları paylaşmaya başladım ve buradayım. Süper. Peki son olarak sana soracağım şey şu. İleride kendini nerede görüyorsun? Neler yapmayı planlıyorsun? Dikişe dair başka büyük hayallerin var mı? Dikişe dair tabii ki çok büyük hayallerim var. Ama Türkiye'nin standartları gereği hani kendi ilgi alanımla alakalı bir bölüme gidemedim. Mühendislik okuyacağım. Hani moda tasarım veya en azından bir tekstil mühendisliği olabilir diye düşünüyordum. Ama iş bulma konusunda yani böyle oldu. Onun için çok fazla hani dikişle alakalı bir şey yapabilir miyim bilmiyorum ama dikişi asla bırakmayı düşünmüyorum. Yani kendi kıyafetlerimi mutlaka kendim dikmeye devam edeceğim. Süper. Peki bugün bize katıldığın için çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdilik bizden bu kadar. Sizler de YouTube kanalımızda dikiş sohbetlerinde başka kimleri görmek istiyorsanız bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ya da e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve diğer videolarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayın.